Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Soru cevap bölümüyle devam ediyoruz. İnşallah şimdi bir soru sorup bir cevap alacağız, almaya çalışacağız. Bu soru şu: kim ehli bid'at, kim ehli sünnet? Nereden anlayacağız? Evet, değerli kardeşlerimizin bir sorusu bu. Biz bir insanın, bir hocanın, A hocası, B hocası, Ahmet, Mehmet, konuşmalarını da dinliyorsun, seviyorsun veya takip ettin, bazı da takip ediyorsun. Veyahut da iyi hocaları, ehli sünnet hocaları takip etmek istiyorsun. Peki, ben bir hocanın, bir cemaatin, bir yapının, bir STK'nın, bir tarikatın ehli sünnete uygun hareket edip etmediğini, hocasının ehli sünnete uygun olup olmadığını, yapının ve cemaatin ehli sünnete uygun olup olmadığını nereden anlayacağız? Evet, güzel bir soru. Bu soruyla ilgili benim daha önce aldığım bir not vardı. O notu şimdi sizlere ifade edeceğim değerli kardeşlerim. Öncelikle burada şunu söylememiz lazım. Tabi ehli bid'atın tersi ehli sünnet, biliyorsunuz. Bu manada ehli sünnet ve cemaatle ilgili meselenin tanımını daha önce konuşmuştuk. Onların İslam'ın büyük çoğunluğunu temsil eden sevadı azam olduğunu, müçtehit alimler olduğunu, sahabelerin devamı olduklarını söylemiştik. Peki bu ehli bid'at olduğunu, bir yapının, hocanın bid'at ehli olduğunu nereden anlayacağız değerli kardeşlerim? Evet, ehli bid'atı ehli bid'at yapan en önemli belirtilerden, alametlerden birisi müteşabihata tabi olmaları. Yani bunlar sürekli ehli bid'atı belirleyen alametlerden biri de müteşabihata tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de fitne talep etmek amacıyla muhkemi bırakıp da müteşabihata tabi olanlar yerilmiş. Resul-i Ekrem de aleyhissalatü vesselam kitabın müteşabihatına tabi olanları başka bir rivayette bu hususta münakaşa edenleri gördüğünüzde anlayın ki Cenab-ı Hakk'ın müteşabih ayetinde murad ettiği kişiler onlardır, onlardan uzak durun buyurmuştur. Yani bu ne demek? Kur'an'ın ayetleri üzerinde salt akıl ile beraber haddinden fazla ne yapmak? Haddinden fazla yorum yapmak ve böyle teşbihe ve tevile sapmak. Bunlar demek ki bidat ehlinin alametlerinden birincisi. Diğer bir nokta, ehli bidatın üçüncü alameti, ikinci alameti, kitap ve sünnete tabi olmaları gerekirken itikadi konularda hevalarına, şahsi anlayış ve arzularına uymalarıdır. Demek ki birincisi müteşabihata dalmaları, ayetler üzerinde sürekli uçsuz bucaksız yorum ve tevile sapmaları, ikincisi Kur'an ve sünnete tabi olmaları gerekirken, yani bidat ehlinin alametlerinin üçüncüsü, kitap ve sünnete tabi olmaları gerekirken itikadi konularda kendi hevalarına, şahsi anlayış ve arzularına uymalarıdır. Halbuki dinin gayelerinden biri de mükellefi nefsani arzulardan kurtarmaktır. Ta ki kendi irade ve tercihleriyle Allah'a kul olsunlar. Büyük mutasavvı Abdülkadir Geylani Hazretleri, ehl-i bidatın en belirgin alameti kendilerinin ehl-i sünnet ve ehl-i hadise dil uzatmaları olduğunu ve küçültücü isimlerle onları andıklarını görürsünüz diyerek bu birinci noktayı, bu noktayı bir önceki maddeyle birleştirmiş. Yani sürekli ehl-i hadise ve ehl-i sünnete sevad-ı azama ne yaparlar? Evliyaullah'a dil uzatırlar. Küçültücü isimler, ifadeler
çipler konuşurlar. Tabi burada değerli kardeşlerim, yani ehli bidat olabilmesi için öyle belli bir noktalarda öyle herkese hemen ehli bidat diyemiyoruz. Ehli bidat olabilmesi için belli müştereklerde Fırkayı Naciye'den, ehli sünnet ve cemaatten ayrılmış olması lazım geliyor. Ve o mezhebin temel kriterlerini de benimsemiş olması lazım geliyor. Yoksa sadece bir meselede, furu bir meseledeki görüş ayrılığından dolayı, ihtilafından dolayı o ehli bidat olmaz. Bu noktadaki furu ihtilaflar Müslüman alimler arasında da cereyan etmiş. O yüzden o temel unsurları, şu okuduğumuz şartları göze alarak bir ehli bidat, ehli sünnet ayrımı yapmamız gerekiyor. Sınırları, çizgileri ona göre çizmemiz lazım. Evet, ehli bidat kimler olabileceği konusunda son olarak önemli bir noktaya daha temas etmek istiyoruz. Ehli bid'at ve ehli ehva terkipleri, yani heva ehli, yeni dinde yeni icatlar ortaya, yeni görüşler, Efendimizin aleyhissalatü vesselamın söylemediği, sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'nin söylemediği yeni görüşler, yeni yorumlar ama dine dair ama dinden olan yorumlar şeklinde olanlara bid'at ehli diyorduk. Heva ehli de heva, istek ve arzularının peşine gidenler. Bu terkipleri gayrimeşru bid'atı ortaya atan, onun için kendince ilmi açıklamalar yapan ve savunanlar için kullanılır. Peki böyle bir kudretten yoksun olan ancak söylenene ve duyduklarına inanan avam için bu mefhumlar kullanılabilir mi? Ehli bid'atın avamı da bid'atçı sayılır mı noktasında bir detay daha var burada. Tabii şöyle, o bid'at ehli olan kimsenin tabisi bunları bilmiyor. Bid'at ehli o da kabul edilebilir mi? Edilir değerli kardeşlerim. Bakın internet var, sosyal medya var, kitaplar var, tercümeler var. Yani bu asırda artık öyle kolaylaşmış ki. Yani bu noktayı nazardan yola çıkarak o kişinin basit bir ehli sünnet akaid metnini alıp bulunduğu yapının içerisindeki ritüelleri o akaid metnine vurabilir. Onun bidat ehli mi değil mi olduğunu anlayabilir. Bu noktada ona ehli fetret muamelesi yapılmayacağı sevad-ı azamın, ekser ulemanın büyük çoğunluğunun görüşü ve bizim kavlimiz de burada o değerli kardeşlerim. Yani elbette ki onu anlayabilir. Demek ki ehli bidat olanları nasıl anlayacağız? İslam'ın kalabalığından ayrılacaklar. Özet yapıyoruz. Fırkayı Naciye'den farklı şeyler ortaya koyacaklar. Sahabe tabi'nin, tebe-i tabi'nin yolundan ayrılacaklar. Efendimizin sünnetinde bağlılıkta gevşeklik gösterecekler. Sünnete muhalefet etmeseler de sünnete karşı gevşeklik ve sünnetin bağlayıcılığına karşı lakaytlik içerisinde bulunacaklar. Ve bir diğer bir özelliği saydığımız müteşabihata dalacaklar, Kur'an'ın müteşabihatına dalacaklar yahut Kur'an'da muhkemat varken, muhkematın tebliği ve yaşanmasının öğretisi varken, öğretimi varken ne yapacaklar? Gidecekler tevilatla uğraşacaklar. İşte Kur'an'ın bazı ayetlerinden aşırı tevil ve teşbih yaparak gene ehli bid'ata girecekler. Yani bunlara örnek verecek olursak işte Hazreti Meryem'in çift cinsiyetli olmasının söylenmesi, Hazreti Adem'in babasının olduğunun Kur'an ayetlerinden böyle aşırı tevil yorumlarla söylenmesi vesaire, bu tarz görüşler değerli kardeşlerim Kur'an'daki o müteşabihata dalmak anlamına geliyor. Tevil, aşırı tevil etmek. Diğer bir nokta ise bunlar özellikle Evliyaullah'a, ehli hadise, selefin yolunda gidenlere bunlara küçültücü ifadelerle saldırarak aslında onların şahsiyetlerini çürütmeyi hedef alacaklar. Diğer bir özellikleri hevalarının peşinde koşacaklar. Yani nefsinin arzusu onu neye yapmaya itiyorsa onu yapacak. Bunlar ehli bidatın özellikleri. Bunlardan kaçmamız lazım. İşte televizyonlarda, ekranlarda birileriyle çıkabilmek için, falan kanallarda yer edinebilmek için, orada İslam'ın uygun görmediği şartlar ve koşullarda o kanallara çıkaraktan kendi şahsiyetlerini, edaniyetlerini, hevalarını ortaya koymuş olmuş olanlar da gene bu bidat ehli bağlamında değerli kardeşlerim değerlendirilebileceklerdendir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.